kesin takviyelerine ihtiyaç duymamızın sebebi, yapılan araştırmalarda toplumdaki gelişmişliğin sebepleri sonucunda özellikle ülkemizde kullanılan tarım ürünleri, yabancı maddeler, toksinler, tarım ilaçları, toprağımızı ve yediğimiz meyveleri ve sebzeleri besin değerleri açısından azaltmaktadır. Toprağımız artık yeterince içerisinde yetiştirilen ürünlere yetememektedir. Çünkü bir yıl içerisinde topraktan bir kere ürün almamız gerekirken 4-5 belki daha fazla ürün almaya çalışıp bunu kimyasallar yoluyla yapmaktayız. Bunlara ek olarak GDO'lu ürün dediğimiz tohumlarla, genetiğiyle oynanarak yapılan, yeni üretilen tohumlardan kaynaklı eski besin değerlerini yitirmiş olarak karşımıza çıkmakta. Örneğin bir muzda 1985 yılında yapılan bir laboratuvar incelemesinde 330 mikrogram olan B6 vitamini 2002 yılında tekrar bakıldığında 18 mikrograma düştüğü, bunun 2018 Aralık ayında bir hocamız tarafından tekrar kontrol edildiğinde, laboratuvar testlerinde tekrar bakıldığında 2 mikrograma kadar düştüğü ve bunu karşılaştırdığımız zaman 1985'teki bir muzdan aldığımız vitamini şu anda alabilmemiz için ortalama 165 adet muz yememiz gerektiği, bunun bütün vitamin değerlerini kaybeden diğer meyve ve sebzelerde de buna yakın değerlerde olduğu laboratuvarda gösterilmektedir. Bu ışık çerçevesinde yeterli beslenemiyoruz. Yani almamız gereken vitaminleri yeterince alamıyoruz. Almamamız gereken toksinleri de fazlalığıyla alıyoruz. Bu nedenle yapmamız gereken, sağlıklı olmamız için, hayatımızı sağlıklı devam ettirebilmemiz için alamadığımız bu vitaminleri mutlaka gıda takviyesiyle almamız gerekmekte. Aynı zamanda fazladan aldığımız, gereksiz almak istemediğimiz toksinleri de vücudumuzdan detoks yaparak atmak zorundayız. Eğer bunu yapmazsak uzun vadede çok ciddi sonuçlarla karşılaşacağız. Bunların başında kronik hastalıklar. Bu kronik hastalıkların başında da kanser gelmektedir. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir araştırmada önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'de 20-25 milyona yakın kanserli vaka beklenmektedir. Bu da yaklaşık nüfusun 3'te 1'i olmaktadır. Bu çok ciddi bir rakamdır. Bunu gerçekten el birliğiyle bu sorunları çözmemiz gerekmektedir. Yani herkesin oturup şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Biz nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz, nasıl besleniyoruz, ne yapmamız lazım, nasıl bu gidişattan kurtuluruz? Bunun yollarını hep birlikte arayıp bulmamız gerekmekte. Yoksa hepimizin sonu çok ciddi hastalıklarla karşılaşıp bunlarla savaşmamız gerekecek. Bütün bu söylediğimiz sebeplerden dolayı besin takviyesi almamız zaruridir. Eğer besin takviyesi almazsak sonuçlarına hep birlikte katlanmak zorundayız.